Yum, ana, oy ana oyuncu Amerika Birleşik Devletleri mi? Blinken neden şu anda sahnede yok? Biz mi haberleştiremiyoruz? Çok, çok, çok güzel bir yerinden tuttu orada Sayın Bakan. Ben sebebini hemen söyleyeyim. Son özellikle birkaç aydır e, Netanyahu hükümeti ve Netanyahu hükümetinin giriştiği hoyratça davranışlar Biden yönetimi için artık siyasi bir bagaj haline gelmiş durumda. Seçimlere şu an 6 ay kaldı ve 6 ay kala seçimlere Netanyahu ile birlikte görünmek, birlikte hareket ediyor görünmek ve Netanyahu'nun yaptığı şeylerin sonuçları Biden yönetimi için seçimlerde negatif puan olarak geri dönüyor. Ondan dolayı sizin de hani dikkatinizi çektiği gibi bölgede artık biz ilişkilerin uzaktan ilerlediğini görüyoruz. Mesela dün çok önemli bir görüşme yapıldı refah üzerine. Refah üzerine yapılan görüşme Zoom üzerinden oldu. Yani Zoom üzerinden dediğim hani uzaktan bağlantıyla oldu. Beyaz Saray'dan bağlanıyorlar. Diğer tarafta Tel Aviv'den bağlanıyor. Bunu 1 Nisan'da da yaptılar ilkini. O da uzaktan görüşmeyle oldu. Sadece İran'ın saldırısına hazırlık için CENTCOM komutanı fiziksel olarak oraya gitti. O da zaten CENTCOM komutanının yetki alanı o bölge. Yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Ondan dolayı siyasi angajmanları ABD şu an olabildiğince uzaktan tutuyor. Ya telefonla ya da uzaktan görüntülü bağlantıyla. ABD ben şöyle söyleyebilirim ne kadar durduruyor ya da durdurmuyor konusunda. ABD şayet hani bütün gemileri yakıp özellikle şu son süreçte neyi, ne halim varsa göre istediğini yap deseydi Netanyahu hükümeti ki inanılmaz aşırı sağcı ve e, birçok noktada değerleri olmayanlar. Hatta Ben Gvir bakanlarından bir ulusal güvenlik bakanı en son dedi ki Filistinlilerin e, hapishanelerdeki aşırı nüfusunu azaltmanın yolu onları öldürmektir dedi. Böyle insanlarla hükümet yönetiyor, yöneten ya şu an. Ondan dolayı ABD, İsrail hükümetiyle yan yana koyduğunuzda çok daha Selim bir hükümet gibi ortaya çıkıyor. Ama yine hani bu, bu çok büyük bir ama. ABD'nin bu zamana kadarki ki altı aydır verdiği bütün silah desteği, para desteği, diplomatik destek, siyasi destek, bunların hiçbirini temize çıkarmıyor. Onun da altını kalın kalın çizmek lazım. Mesela çok özür dilerim Yunus. Çok aydır, Yunus çok özür dilerim. araya girdim seni desteklemek için. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin normalde İsrail kabinesine girmemesini istediği adamdı Ben Givir Yunus'un söyledi. Amerika'daki Yahudi evet. örgütünün de karşı çıktığı adamdı. Isaac Rabin suikastı dahil olmak üzere, onun lojistiği dahil olmak üzere, eli tamamen kanlı olan, aşırılıklarından askeri alınmamış falan, bir kanlı katilden bahsediyoruz ve şöyle söyleyeyim Mescid-i Aksa'yı İsrail hamam başılığı ayak basılmayacak kadar kutsal ilan ettiği için bir diğer provokasyon alanında Ben Giver'in orasıdır. İşte yani nasıl bir tehlikeli ateş ve Netanyahu ve Amerika'nın niye uzak durduğunun belki ek bilgisidir. Yunus'un söylediğine destek olsun diye ona hemen hatırlatma ihtiyacı var şimdi son bir iki şey daha söyleyeyim. Biz bu noktaya niye geldik? Birçok insan şu, hani bunu da soruyor sosyal. Ya biz ne izledik? Niye yaşadık bunları? Ne oluyor diye. Hemen söyleyelim. 25 Mart'ta, 25 Mart'ta Ramazan'ın daha ortasındaydık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir oylama yapıldı. Ateşkes tasarısı. O vakte kadar ABD 3 tane tasarıyı veto etmişti. O gün o tasarının geçmesine izin verdi. Hmm. Çekim çekimsel Niye? ABD çok ateşkesi umrunda olduğu için ya da Filistinleri bir anda düşünmeye başladığı için mi? O zaman da söylemiştim. Bu ABD ve İsrail arasında bir iç çekişme. Aile arası bir kavgaydı. Netanyahu'nun kulağı çekildi. Dendi ki senin artık yaptığın davranışlar ve aksiyonların bizi içeride dışarıda çok zor durumda bırakıyor. Sana destek oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Sen bizim oğlumuzsun, evladımızsın. Ama yeter artık. Kendine biraz çeki düzen ver çekimsel oyuydu. O. Ondan sonra Netanyahu Washington'a yollayacağı e, delegasyonun seyahatini iptal etmişti. Ve Washington DC'de şimdi artık hiçbiri kalmadı. Hepsi duman oldu. Çok önemli kongre üyeleri İsrail'e silah ambargosu için yazı yazıyordu. Bakın silah ambargosu İsrail'e Washington'da. Düşünülemez bir şeydi. Netanyahu artık iyice sıkıştığı bir noktada Biden yönetimiyle ne yaptı? İran kartını oynadı. Gitti İran'ın cevap vermek zorunda kalıcı Büyükelçiliğini vurdu. Şimdi ne oluyor peki yarın? Daha 24 saat bile yok. Yani böyle 15-16 saat içinde bir oylama yapılacak kongrede. Ne o biliyor musunuz? İsrail'e 26 milyar dolarlık yardım ve silah paketi. Hava savunma sistemleri, silahlar, gelişmiş silah füze sistemleri. Nereden nereye geldik iki buçuk haftada? Netanyahu eli kanlı bir katil olabilir. Netanyahu acımasız biri olabilir. Ama Netanyahu saf değil. Netanyahu Yeni yetme toy bir siyasetçi değil. 15 gün içinde Washington'ı böyle 180 derece çevirdi ve gerçekten hani müthiş bir baş yaptı. Yani hani siyaset olarak bir baş yaptı, ortaya koydu. İnanılmaz. Yani gerçekten de bir anda bütün Amerikan siyasetini hizaya getirdi. başka diyecek bir şey yok. Yine Amerika'nın bütün desteğini arkasına aldı. Yarında 27 milyar doları geliyor yani önümüzdeki süreçte. Bir onlarca milyar dolar daha parası evet. gelmiş olacak. Bir anda o bütün tıkanıklığı açtı. Hemen bir Eray hocam soruyu sorsun. Ardından Soru da buradan çünkü, devam edelim. Bununla bağlantılı yani. Ben bir şey soracağım, bir şey açıklayacağım burada askeri açıdan. Ee, Yunus Bey, e, öncelikle şunu söyleyeyim. Demin e, Gökçe Hanım sordu. Ben cevabını ben vereyim. Şu ana kadarki medya hayatında e, yurt dışı Temsilci olarak medya tem en başarılı bulduğum insan sizsiniz. Onu size söyleyeyim. Teşekkürler. Rica Hı -hı. ederim. Hı -hı. Gerçekten başarılarınızın da devamını diliyorum. Şimdi bu tamam. saldırıyla alakalı aslında üç yerde saldırı olduğu anlaşılıyor. İran içinde, Irak'ta ve Suriye'de. Ee, ABD'den bu konuda bir açıklama oldu mu? Yani İsrail şuraları vurdu, buraları vurmadı ya da İsra ABD medyasında... Ee, bu konu yani saldırı tekniği ve yöntemi olarak nasıl e, çıktı? Çıktı mı, çıkmadı mı? Yoksa üstüme örtüldü? Bu konuda bilgi verir misiniz? Şimdi bu soruya çok güzel cevap vermen gerekiyor Yunus. Eray hocam önce çok Eray hocamın sorusunu cevap versinler <laughs> ama gerçekten çok başarılı buluyoruz evet. Yunus Bey. Daha önce de pek çok temsilciyle çalıştık. Yani buradan şey yaptık hakikaten Hakkını vermek lazım Yunus Bey'in yani. Teşekkür ederim. Şöyle geçtiğimiz saat için yeni bir bilgi geldi. Üst düzey askeri yetkililer. Benim anladığım Pentagon'da birkaç işte çünkü hem Fox geçti bunu hem CBS geçti. Büyük ihtimal birkaç hani çok küçük bir topluluğa bilgilendirme yapıldı Pentagon'da. Şöyle deniyor savaş uçaklarıyla üç tane füze atıldı İran'ın dışından. İsfahan'daki askeri üsse ve vurmak istedikleri hedefleri vurdular diye. Şimdi CNN'in ulaştığı o uydu görüntüleri vermiştik hani programın başında. Orada hiçbir zarar görünmüyor. Yani o hava üstünde hiçbir e, bir yıkım yok. Ama bu askeri yetkililer <laughs> biraz İsrail'e mi kredi vermeye çalışıyor emin değilim ama dünden bu yana mesela ha, insansız hava evet, araçları görüntüm. kullanıldı, füze kullanılmadı denirken şimdi ha, e, uçaklarla, savaş uçaklarıyla 3 füze atıldı deniyor yani müthiş bir bilgi kirliliği var yine. Bir yetkili çıkıp açıktan söylemediği için bütün bilgiler havada uçuşuyor. Bu bilgi Yunus bir şey soracağım. Hangi ülkenin hava kuvvetleri yani şimdi Hayır. şimdi İsrail hava kuvvetlerinin o zaman şey yapması lazım. Şimdi Irak gelmesi için evet. haritaya dönelim. Hava sahalarından geçmesi lazım evet. ve havada yıktıkmal yapması lazım. Ürdün hiçbir şart altında ya e, Suriye e, Irak geldi. Ya Suudi Arabistan üzerinden geldi. Suudi Arabistan üzerinden gelebilir. Burada çünkü üstleri yani var. şimdi İsrail Hava Kuvvetleri ise havada yakıt ikmali gerekir, şey gerekir. Bir savaş uçağı için kolay bir menzilden yani bahsetmiyoruz. Yakıt ikmalini karadan da yapabilirler. Şöyle. Tamam bilgilendirmeyi El ben bir açayım, size okuyayım. Lütfen onu da, Yunus orası çok şey. Ya da bir Amerikan üssünü mü kullandılar El acaba? onu dedim. Yani 40 tane burada üs var. Hem Erbil'de yani Irak'ta da iki tane büyük üsleri var. Oradan da yapabilir yani hani yapamaz değil. Karadan da yani Amerikan üslerini kullanarak yakıt ikmali yapabilir. Hı. İnip yapabilir. Evet inip yapıp vurup tekrar inip geri dönme şeklinde. <laughs> Çünkü şeyin F-35'lerin menzili şöyle, daha düşük. Şu mümkün mü? Belki yani er Eray Hocam onu açıklayabilir. Belki şöyle diyor. Mesela bu Fox'un yaptığı bilgilendirme. İsrail saldırısının hedefi nükleer tesislerin kendisi değil, İsfahan'da Natanz yakınlarındaki bir İran askeri üssüydü. Bu işte biraz önce yine ekrana verdikleri askeri üs. Bana İsrailliler vurmak istedikleri şeyi vurdular denildi diyor Fox. Bu saldırıdaki hedefler arasında yakındaki nükleer tesisleri korumak için kullanılanlar da dahil olmak üzere hava üssündeki İran hava savunma sistemleri yer alıyordu. Bu İranlara bir mesajdı. Size ulaşıp size dokunabiliriz. Ee, Rus yapımı hava savunma sistemlerinin e, etkisiz olduğu görüldü. Tek bir hedef vardı ama o hedefin içinde birden fazla hedef vardı. Yani tek bir lokasyondaki hedef de birden fazla hedef. İsrailler füze ve insansız uçak kullandı. Yani bu saldırıda insanlı uçak F-35 veya diğerleri kullanılmadı diyor mesela Fox. Ama füze diyor mesela o zaman İsrail'den 1100 kilometre füze kullanmış olabilirler. O zaman bunun balistik füze olması lazım. Yani çok daha büyük bir evet. etki yapması lazım diyor. Hani ben asker değilim ama hani artık bayağı da uzman olduk. Yani şimdi <laughs> balistik füze kaldırıp yollamanız lazım. Onun da görülmesi lazım. CNN diyor ki, "Alın bakın yani hiçbir etki yok." Bilmiyorum böyle çok çelişkili haberler düşüyor. Çeşitli Amerikan askeri yetkililer tarafından. Eray hocam siz nasıl tanımlıyorsunuz peki? bir de şöyle gelelim mi haritaya? Şimdi Buyurun. burada bir şey çok kritik bir şey soracağım. Önce bir şey anlatacağım. Evet. Sonra tamam. da Yunus'a çok önemli bir şey soracağım. Tamam. Ee, yani her ne kadar burada İsrail'in bir başarısı varmış gibi görünse de aslında e, bu saldırı askeri açıdan baktığımda bazı başarısızlıkları da ortaya çıkarıyor. Hmm. Mesela biz İsrail'in başarısızlığından hiç konuşmuyoruz ya ama var. Şimdi ben açıklayacağım yani. Şimdi bir kere muhtemelen, kuvvetle muhtemel, burada e, ben uçakların kullanıldığını düşünmüyorum yani. Çünkü uçakların kullanılması e, şimdi burada muhtemelen yine İran hava savunma sistemleri e, bu dronları e, ya da füzeyi vurmuş gibi görünüyor. Çünkü bir etki yok, hedefte bir hasar yok. Yani olsa görürüz. E Demek ki ne oldu? İran hava savunma sistemi füzeyi ya da ...dronu vurmuş diyoruz. Tamam mı? Yani şimdi eğer uçaklar olsaydı... ...uçağın vurulma riski vardı. Şimdi o zaman uçak düşseydi... ...iş mecrasından çıkardı. Bu sefer İsrail mecburen... ...konvansiyonel bir saldırı yapmak zorunda kalırdı. Aynı İran'ın... başkonsolosluğu konsolosluğu vurulduğu zaman... ...saldırı yapmak zorunda gibi bir duruma ortaya çıkardı. Dolayısıyla burada muhtemelen ben... ...uçakların kullanılmadığını düşünüyorum ama... E, ...şöyle bir şey... Uçaklar burada İran hava sahasına girmeden atsa dahi füzeyi İran'ın elindeki hava savunma sistemleri Irak sahasında da bu uçakları vurabilir. Hı. Yani sadece bu çizgiden ibaret değil, burayı da geçebilirler, vurabilirler. Artı burada da çok sayıda paramiliter güç var. Yok, hem Suriye'de, yok hem Irak'ta. Hemen Bunların elinde de e, bir takım Havuma, hava savunma sistemleri var. İran, Oğazıyla... İran tarafından yakılan açıklamalar da kısa kısa menzilden atılan İHA'lar olduğunu söylüyor. Evet, İranlılar. Yani o yüzden ben de bunu hani Pentagon'un söylediği söyleyeyim. gibi hadi bunu bir e, İsrail'e kredi açmak şeklinde ben de yorumluyorum. F-35'leri kullandıklarını düşünmüyorum. F-35'leri böyle bir kısıtlı bölgesel bir savaş çıkarmayacak, İran'ın tepki vermesini e, tepki vermemesini sağlayacak bir saldırı için F-35 uçaklarının kullanılması çok uygun değil. Artı işte uydu fotoğraflarında da herhangi bir şey görülmemiş. Yani herhangi bir hasar göremiyoruz. Şimdi Ama şimdi o zaman bu seçeneği eleyelim. Savaş uçaklarından atılan füzelerle olmadığını düşünüyoruz. Bunu eleyelim. O zaman ne kalıyor geriye? İki tane kalıyor. Ya füzeyle olabilir. Var elinde Jericho 3 füzeleri var. Yani e, 1500 kilometre, 2000 kilometre hatta 4000 kilometreye kadar o işler 4000 küsür kilometreye kadar. E, şey e, ya da si, şey dronlarla hani olabilir. Şimdi hangisi daha size hangisi daha yüksek ihtimal geliyor? Dron daha, daha daha. zaten herkes dronun evet. üzerinde ağırlık Yani görüyor, değil Çünkü değil bakın e, hedefteki etki eğer füze olsaydı. Hani e, bunu daha büyük patlamalar şeklinde görürdük. Hmm. Ve dünya kamuoyu yakalardı bunu. Medya yakalardı, o civardaki insanlar çekerdi, öyle büyük bir patlama olurdu. Yani şeyi düşünün, demir kubbenin e, vurduğu zaman hani görüyoruz ya, Hep bunun on katını düşünün. Hani hmm. on katı büyüklükte bir, bir şey Patlamadı. düşünün ya da birkaç katını düşünün. Yani bu kaçmazdı, dünya medya gözünden kaçmazdı. E şimdi e, o zaman şeye dönelim. Eee dronlara dönelim. Şimdi burada dronlarda çok önemli bir başarısı var İsrail'in. Eğer yapabilmişse İran içerisinden eğer bu atılmışsa ki öyle görünüyor. Hmm. Bu çok önemli bir başarıdır. Yani bir ülkenin kendi topraklarından kendi toprakları kendi... içerisinden saldırıyı yapabilmek o çok ayrı bir şey. O zaman orada M bir Mossad istihbarat operasyonuna ha, dönüyor. Mossad mı var sorusunu Mossad. soruyoruz ya. Tabii, tabii hiç... Bunu bunu netleştirebiliriz Te değil mi? Tereddütsüz bakın yani hmm. bu Mossad yani Mosad'ın bir operasyonu ama... İran'ın da istihbaratı güçlü. Çok Bunu geçeyim. nasıl ben, fark etmedi? Ben de onu anlatacağım. Bakın mesela İran mevcut askeri kapasitesiyle İsrail içerisinde Şii güçler de var. Yani Şii insanlar da var. Ee, Şii ajanlar da olabilir. Hemen yakınlarında etrafı çevrilmiş vaziyette aslında İsrail'in baktığın zaman. Mesela aynı e, yöntemi kullanarak yapmadı ya da yapamadı. Mesela İsrail'e yani buradan... İsrail içerisinden, İsrail topraklarından e, bir saldırı yapmadı ya da yapamadı. Ama şimdi şöyle, e, sizin söylediğiniz yerde yapmadı sorusuna parantez açacak olursak, İran halkının o coşkusunu, e, saldırı kendi topraklarından İsrail'e yapılınca işte İsrail'e ölüm, İsrail'e e, yönelik e, mutlu böyle bayram havası este. Acaba İran rejimi bunu mu vermek istedi tüm dünyaya? Bu kendi, görüntüleri mi? Kendi toprağında vurulan ülke kendi toprağından cevap verdi. Vurulan başkonsolosluk sonuçta İran Cumhuriyeti'nin toprağı. <laughs> yani orada vekaleti kullanma şansı etti. <laughs> Misliyle ee, mukavele ettin. E, aynen katılıyorum ama konu bu değil şimdi bakın. Ha, ama yapamadı dediğiniz zaman başka Yapamadı bir, dediğim şey Acaba onu yapamadı ne, mı denildi? Konu ne anlamadım. Konu... konu. Şu, yani ben şimdi, açıklayayım size. Çok, çok ne söyleyeyim. Bir, İsrail'de Şii gruplar yani Şii onlar Bedevi derler. Müslüman gruplar tahmin ettiğimizden çok daha küçüktür. Oranın çoğunluğu Sünni ağırlıktır bir kere. İki, e, İsrail askeri operasyonun tam civarında nükleer tesisin üzerinde de yani hatta oradaki nükleer çalışmayı ayakkabının içine kum koyarak falan ortaya çıkarmıştır. Mossad Tahran'da operasyon yapıyor. Boş ver şeyi yani İsfahan'ı boş ver Tahran'ın içinde üst düzey suikastlar düzenledi. Bunun temel sebebi nedir? İran'da yaşayan Yahudi nüfus yaklaşık 50 bin civarında. O 50 bin civarındaki Yahudi nüfus, o Yahudi mahallesi vardır Tahran'ın ve orada ayrı bir şeyi vardır, ayrı hakları vardır. Yani İran İslam Cumhuriyeti kurallarından daha farklı kurallar içinde yaşarlar. Dolayısıyla e, e İran'ın içindeki Mossad varlığı görece daha kuvvetli bir varlıktır. Ama şunu görmekte fayda var. İran tarihinde ilk kez niye çok konuştuk İran'ın saldırısını? Vekalet savaşı yerine kendi topraklarından İsrail'e mukabele etti. Niye? Çünkü vurulan konsolosluk Cenevre Anlaşması gereği İran toprağı. İran kendi topraklarında vurulduğu için İsrail'i kendi topraklarından meşru bir hakla kazandı tabii. Yani dolayısıyla buradaki vekalet savaşını İran çok rahat kullanabilir. Hala kullanabilir. Yani Husileri kullanır, e, Lübnan Hizbullah'ını kullanır, e, Haçlı Haşdi Şabi'yi kullanır Irak'tan, Golan Tepeleri tabii, etrafından, tabii. Suriye'deki düşlerini kullanır, oturuyor. Kudüs kuşları. İran'ın çok silahı vardı ama İran kendi topraklarından vurmak durumundaydı. İsrail Şimdi Suudi Arabistan'da Abraham Anlaşmalarını korumaya çalışıyor. Ürdün zaten elinin altında bir taraftan. Şimdi İsrail'in hava kuvvetleriyle veya hava sahası üzerinden kullandığı zaman başı çok belaya girer. İsrail'in kendisi için en mantıklı şey Irak veya İran içerisinden bu operasyonu yapmaktır. Niye? Diğer ülkelerin hava sahalarını ya da diğer ülkelerin e, oradaki İslam dünyasına karşı duruşlarını bozmak istemez. Çünkü Ürdün'de, Suudi Arabistan'da İsrail'in destekçisi durumunda. Dolayısıyla şey mantık kuralları bu, şunu söylüyor? Burada söylüyorum. bir açık yan kalıyor abi. Yani ya İran içinden attılar ya da İran evet, içinden attı. Ben de aynı kanaatteyim ama şimdi iki şeyi vurgulamam lazım. Attılar ama neticede hedefte vuramadı. Yani İran bunları vurdu. Şimdi bu önemli. Hmm. Bu İsrail'in bir zaafı. Ben bu çatışma zaafı yok. Bakın, bakın, hayır var. Bakın, askeri açıdan yok, bakın ya ama ya öyle demeyin Sayın Bakanım İsrail bak sevgili ee, yani e, bu ben açık askeri de, bakıyorsun ben de siyasi da, bakıyorum tamam ben İsrail, askeri açıdan İsrail İsrail tamam. böyle gözüküp esas ya yapmayın, amacı hayır, Repa, doğru değil. Bakın almak. E, e, şimdi size bir şey söyleyeyim. Bir, Sayın Selvi öyle mi? Ama ee, bir dakika ben evet, bir konuşturun ama bir cevap... lütfen He? askeri açıdan daha bir şey anlatamadan e, başka işte politik itiraz politikten tamam bakın itirazda da saygım var ama bir askeri açıdan bir tamamlayayım yani daha ben yarım yamalak Masum bırakırken Bey bak, şey abi müsaade et. Peki Eray Bey'le karşı karşıya getirdiniz buza Sayın Türkler sizin bir <laughs> <Yok>, itirazınız yok, <laughs> yok. Sayın, sayın bakanlar. Bakan Eray Bey'in ormayından yararlanıyorum. <laughs> ama ama benim burada söylemek istediğim şey şu. <gülüyor> <gülüyor> Gelecek haritanın geleceğini görelim. Sayın bakan, Gelecekte orası, ne İsrail İran'dan bir şey bekliyor ne İran İsrail'den. Tamam bakın siyasi açıdan başım üstüne ona bir şey demiyorum ama bakın İsrail'in Mossad üzerinden İran'da yaptığı operasyon başarısız olmuştur. Yani en azından birkaç hedefi bile vurmamıştır, vuramamıştır. İran'dan aldığımız bilgilerde İran hava savunma sistemlerinin bu dronları vurduğu yönünde. Şimdi bu bu isteseniz de istemeseniz de bir İran için bir şey ha İran'ın şey İsrail için bir soru işareti. İsrail'in İran topraklarından bir operasyon gerçekleştirebilmesi onun istihbarat kabiliyetini gösterir ve üstünlüğünü gösterir. Hmm. E şimdi biraz önce Özay abi anlattı, katılıyorum ama sadece buradaki Yahudi azınlık da değil. İsrail'in bu bölgede aslında İran'da çok farklı kaynak ve vasıtalar kullanabildiğini biliyoruz. Bu İran için gelecekte büyük bir zafiyettir, büyük bir problemdir. Ama aynı İsrail'in yöntem uyguladığı yöntemde sonuca gidememesi İran hava savunma sistemlerinin bunu Kısa sürede düşürmesi de İsrail açısından bir zafiyet... İran açısından da bir üstünlüktür. Şimdi iki tarafı da nesnel değerlendirmek hmm. lazım. Siz ben objektif bakıyorum. Ben objektif bakıyorum, evet. Şimdi Sayın işin, tüker tarafını, bakmadınız mı? işin efendim, politik efendim, tarafını İşin politik tarafını Ben bu e, savaş başladığından beri hemen iki tarafın ana amaçları nedir sorgulayarak bakıyorum attıkları lazım Çünkü akıl var, zan var. İnsanlık tarihinde. Birbirinden bin kilometre uzaklıkta bir savaş yaşanmadı. Göğüs göğüse gelmeden, Ama şey yapmadan. Dolayısıyla İsrail'in amacı var, İran'ın amacı var. Ve bu amaçlarını gerçekleştirmek için, geçmişte de yaşanmış. Amerika ne yaptı? Irak'ı kışkırttı. Irak ile İran sınır ülkeleriydi, savaştılar. Bu işten iki tarafta zararlı oldu. Irak bölündü. Bakın, Irak bölündü. İran... Zarar gördü, ambargolara maruz kaldı, petrol şubu vesaire. Dolayısıyla iki tarafta bölgedeki konumunu sahnede tutup, yani bu şuna benzer. Şetafatlı elbisesini giyiyor. Hep diyorsunuz ki bunlar çok şetafatlı ama aslında bunların gerçekleştirmek istedikleri şey yoktur bölgede cep yeri değil. Ama sonuçta bu operasyon İsrail'in gerçekleştirdiği operasyon da İran'ın gerçekleştirdiği saldırı gibi toplamı sıfır olan bir saldırı oldu. Yani İkisi bu da aca, bu da acaba aralarında bir anlaşma mı? Fayda gerek yok. İttifak mı var Ar sorusunu gündeme getiriyor. Bir diğer yok. konuklarımı da duyayım. Bakalım. Yönelim. Abdülkadir Bey söz istemişti ama çok evet, kısa evet. bir şey söyleyeyim. Abdülkadir Hemen Bey sayıda. onu da değerlendirsin. Heh. Bakın Yunus'un verdiği bilgide, daha doğrusu Pentagon'un sızdırdığı bilgide çok ilginç bir cümle kullanmışlar. Şimdi bir saattir onu düşünüyorum. İran hava savunma sistemi vuruldu. Büyük bir operasyon yapacağın zaman ilk yaptığın şey hava savunma sistemi vurmaktır. Doğru. Şimdi dolayısıyla Amerika aslında bu sızırdığı bilgiyle İsrail bir dalga daha da bak saldırabilir. Hadır, Açıklama ilk Amerika'dan geliyor. Veriyor Çünkü Yunus şunu söyledi. Ee, İran hava savunma sistemlere defa aldı. Nedir o? Ya füzesidir ya radarıdır. Doğru. Radarı veya füze, hava savunma sistemini bir tek sebepten vurursun bir daha saldırmak için. Dolayısıyla Amerika'dan gelen o mesaj da ilginç yani bir taraftan hani e, diyoruz ki burada donduracaklar ama e, Pentagon'dan sızdırılan bu kelime biraz rahatsız edici. Bir açıklama getireyim mi şeyden askeri açıdan askeri yani Özel abi yani şöyle olur hani normal şeyde doğru vurulur ve o hava savunma boşluğunun içerisinden ya uçaklar gider. Ya füzeler gider, hedefi vurur. Bu bir yöntemdir. Ben hatta İran'ın İsrail'e yaptığı saldırıda bu yönden eleştirdim. Dedim ki bu yöntemle başarıya ulaşamazsınız. Eğer yapacaksanız başka bir yöntem. Nedir? Nedir söyle diye sordular. İşte bu Özel Bey'in anlattığını söyledim. Yani önce bazı hava savunma sistemlerini vurursunuz, boşluk yaratırsınız. Demir Kubbe bazı yerlerde etkisiz hale gelir. Ondan sonra siz de hedefe ilerlersiniz. Bu ama şöyle bir şey. Yani artık orayı vurduktan sonra hemen girmeniz lazım. Çünkü onu ne yapar İran? Derhal yenisini getirir o kaba boşluğu kapatır bunu yani. Washington e, mutlu olmadı o cümleden sadece kendi adına. Anladım, anladım. Yani. Doğru. Niye öyle bir yani. parantez açmanız zorunda kaldınız? Yani ama açma hani öyle bir şey olsa bıraktım. bile muhtemelen İran onun onun tedbirini almıştır. O boşluğu tamam. hemen kapatmıştır Sayın yani. Selvi'ye gidelim. Sayın Selvi. Tabii. Evet. Hanım, ben e, tabii İsrail'den beklenen nihai cevap bu mu? O konuda e, kuşkularım var. Yani İsrail Le İran birbirlerini test ediyorlar ama İsrail'den yapılacak son saldırı bu muydu yoksa İsrail İran İran sistemindeki boşlukları test etti bu hafta sonu itibariyle yeni bir saldırı olabilir mi bunun kesin olarak cevabını bilmiyoruz ama bildiğimiz e, şu var e, Amerika bunun bölgeye yayılmaması için daha önce karşı çıktığı ve Yunus Paksoy'un yayınlarda defalarca anlattığı ...refah saldırısına onay vermiş gözüküyor. Yani İran'la sen e, bu çatışma düzeyini yükseltme, bölgeye yayılmasın. Çünkü bizim aldığımız bilgiler Amerika'nın en büyük telaşının bu savaşın bölgeye yayılması... ...ve İsrail-İran arasındaki bir e, savaşa dönüşmesi. Amerika'nın bunu önlemeye çalıştığı ifade ediliyor ki e, doğru da göstergelerde onu gösteriyor. Sadece birbirlerine bir güç gösterisi yaptılar... Bunun karşılığında e, refah daha ileride atışeriyi ile ilgili tavizler mi kopardı? Onu bilmiyoruz. O nedenle ben yani bu nihai saldırı mıydı? Hafta sonu başka bir saldırı olabilir mi? Onu takip etmemiz gerekiyor. Peki e, şimdi. Ama şunu da reklamı... söyleyelim. Eğer son cümle eğer İsrail Sayın Selvin'in şeyi çok önemli çünkü ben de daha önce benzer bir şey ifade etmiştim. Eğer İsrail ee, bu İran savunma sisteminde genel olarak yani hem hava savunma olsun hem karadan e, tepki unsurları olsun bulduğu boşlukları müteakiben değerlendirmekte tereddüt etmeyecektir. Onu da size söyleyeyim. yani. Peki.